Merhaba bin hırsız. Şuna bakın ki çok zengin birisi taşınmış. Eve baksanıza. Bana ne taşınırsa taşınsın beni ilgilendirmez. Yani hayatta en sevmediğim şey yalakalık ve soytarılıktır. Ne olmuş bir sürü elması varsa asla yani kimseye yalakalık falan yapmam ben. Şuna bakın elmastan evi var. Ben asla karakterimden ve adam gibi adam duruşumdan taviz vermem. Yine de köyümüze yeni birisi gelmiş taşınmış. Gidip onu bir selamlayalım, hoş geldin diyelim. Yine de benim onurumu zedeleyecek bir şeyler söylerse çok kötü şeyler olur, karışmam. Sen kimsin? Ben bu köyün en büyük soytarısı, en büyük hokkabazıyım. Patronun da canı amma sıkılıyor değil Mahmut? Demek sıkılıyordu, ben onu güldürürüm, merak etmeyin. Köyde bir tane soytar, bir tane hokkabaz olduğu iyi oldu Mahmut. Merak etmeyin, patronun neşesi yerine gelecek. Patron iş stresinden dolayı amma kızgın, amma sinirli la. Sen Mahmut, merak etmeyin ben onu gül gül öldürürüm. Güzel, gir içeri, patronu güldür, eğlendir, mutlu et la. Merak etmeyin, değil bu köyde, bu şehirde benden daha iyi soytarı bulamazsınız. Girelim. Bu kim la? Lütfen sinirlenmeyin. Ben sizi güldürmek için ben hokkabaz soytarı. Komiklik yapabiliyorum bari. Güldürebilir misin beni? Hiç merak etmeyin. Şu kafamdaki şapkayı görüyor musunuz mesela? Şimdi izleyin. Çıkartalım şapkadan. İşte bu. Şapkadan tavşan çıktı lan ama komik la. Size söylemiştim. Ben çok iyi bir hokkabazım. Dur la, kıpraşma la. Ama komik. Ama soytarı la. Size söylemiştim. Ben sizi çok iyi eğlendiririm. Bundan sonra seni baş soytarım ilan ediyorum. Sizin baş soytarınız olmak benim için büyük bir onur, büyük bir şereftir efendim. Dur la, kıpraşma la. Tavşan elimden kaçtı ama merak etmeyin. Çağırdığım zaman şapkamın içine geri gel. Tavşan benim odama girdi. Vay terbiyesiz. Ben onu şimdi hemen çıkartırım efendim. Hiç merak etmeyin. Bakalım. Doldur la şunları. Bunları şapkamın içine dolduracağım. Bu kadar yeter şimdilik. Yaramaz aylas şey. Gel la buraya. Ben şimdi onu yakalayacağım. Kaçma la, gel la. Hey sen. Bekle bakalım. Bekleyeyim mi? Tavşan ki onu Angora sirkinden bir sürü parayı aldım efendim, kaybolmasın. Sen şapkanı çıkart bakalım. Şapkamı mı? Sana çıkart dedim. Çıkartamam, hokkabazlar kanununun 13. yasasının 3. tüzüğüne göre bir hokkabazın şapkası çıkartılamaz. Çıkartılması da teklif. Çıkartmazsan işini bitiririz. Tamam, sakin ol, çıkartıyorum. Bunlar ne la? Bunlar mı? Benim elmaslarımın şapkanın içinde ne işi var? Sizin elmaslarınız mı? Patron nasıl hokkabazlık? Senin elmaslar şapkasının içi ışınlanmış la. Evet doğru. Bu adamı yakalayıp ağzını yüzünü kırın. O zaman şu şapka sizde kalsın. Ben hemen geliyorum. Kaç la? Yakalayın şunu. Kaçalım. Geliyorlar mı? Gördünüz mü? Bana ne dediler? Bana hırsız demek istediler. Ne olmuş yani, bir sürü elmasım varsa bana hırsız diyemezsin. Ama nasıl? Hiç taviz vermedim adamlığımdan. Zaten ben onurum ve karakterim için yaşarım. İstediği kadar elmas olsun. Ben öyle şaklabanlık, hokkabazlık falan yapamam. Gördünüz mü? Bir sürü elması vardı. Onların hepsi de benim olacak. Ve nasıl soygun yapacağımı biliyorum. Çatıdan içeri atlayacağım. Tanınmamak için kafama şu şapkayı takacağım. Hazırsanız soyguna gidiyorum. Çatıdan gireceğim. Evin arkası ne kadar geldim. Kerizlerin hiçbirisi. Tamamdır, şimdi çatıya tırmanacağım. Atlayalım. Bak elim kayıyor la. Şimdi çıkıyorum. Bu iş bu kadar. Tamamdır, çatıdayım. Şimdi şuradan kırdığım zaman. Olamaz, sen kimsin? Ben mi abi? Yok, deden. Dedem çok büyük usta ve hırsızdı. Ne? Hırsız mı? Hırsız mı? Dedeme kimse hırsız diyemez la. Çatıyı tamir etmek için geldiydim de. Biz tamirci falan çağırmadık. Siz benimle dalga mı geçiyorsun? Sen şunu bir tut, ben hemen patronla görüşüp geliyorum. Bekle burada. Evin her yerinde korumalar var. Bu iş sandığımdan daha da zor olacak gibi. Bana başka çare bırakmadınız. Hazırsanız dedemin icat ettiği küçültme iksirini kullanacağım. Böylece boyumu küçültüp içeriye gizlice girebileceğim. Hazırsanız boyumu küçültüyorum. İçelim. Gördünüz mü, küçüldüm. Ben bu haldeyken beni asla göremeyecekler. İçeride istediğim gibi dolaşabileceğim. İşte bu kazmayı kullanacağım. Evin arka tarafından bir delik açıp içeri gireceğim. Dikkatli bakmadıklarında o deliği görmeleri bile imkansız. Beni asla göremeyecekler. Hazırsanız gidiyorum soyguna. İksirin etkisi bitmeden önce soygunu tamamlamam gerekiyor. Açalım kapıyı. Amma da yüksekmiş la.
Şimdi bütün elmasların gidecek. Güzel evin arkasına geldim. Şimdi hazırsanız içeri giriyorum. Şuradan tünel açacağım. Açalım. Gelelim şuradan içeriye. Yanlış köye ev yaptın. Şu tarafa doğru ilerleyeceğim şimdi. Şimdi yukarıya doğru bir merdiven yapacağım. Çıkalım merdivenden. İçeriye ulaşmama çok az kaldı. Şuna bakın, yatağın altındayım. Çıkalım. Yatağın altına ulaştım. Kimse gözükmüyor. Yukarıda uyuyor. Güzel sandıklardan aldığım elmasları bu tünel sayesinde evime kadar taşıyacağım. Bu keriz uyurken ben de elmasları çalsam mı acaba? Duyar mı ki? O ses nereden geliyor la? La Mahmut la, eve fare girmiş la kella. Ne oldu patron, ne faresi? Fare mi la? Keriz ne yapıyorsun? Yakalasana la fareyi. Patron, fareden çok korkarım la. Neler oluyor? Fare var sandı. Sessiz olacaktım işte. Patron, tehlikeli olmasın. Kulağımı yemesin la. Kerizlerin odadan çıkması gerekiyor soygunu tamamlamam için. Sana söylüyorum, o fare yemen bulacaksın. Bak beni uyutmuyor la. Sesler geliyor la evin duvarlarından. Tamam patron, merak etme, bulacağım. Neredeki acaba? Ben ne bileyim, ara bul. Onun kafasını ezeceğim patron, sen hiç merak etme. Başımıza bir de fare çıktı lan. Neredesin lan? Seni bulursam sen başıma bela aldın lan. Gitti. Güzel, sessiz olacağım. Beni böyle bir yakalarsa üstüme basıp ezerler beni. Açalım sandığı. Alalım hepsini de. Tamamdır, önce şunları eve kadar taşıyacağım. Gidelim hemen. Nesi geliyor? Patron, fare kapanı getirdim. Peyniri yemeye geldiği zaman yakalanacak. Aferin Mahmut, çok iyi düşünmüşsün. Patron, fare gezsin diye gaz kaşar aldım da bir sürü para saydım la. Kerizler ne faresi, fare falan yok. Gidelim hemen. Sandığa bakana kadar diğer sandığı da soymam gerekecek. Elmasları eve bıraktım. Olamaz, deliğimi gördü. Olamaz da, fare evimin arkasına delik açmış da Mahmut. Ne oldu patron? Olamaz, sonum geldi. Şunu görmüyor musun? Fare evimin arkasına delik açmış. Onu hemen kapatın, o fareyi yakalayın. Nasıl açtı lan bunu? Bu fareyi bulmazsanız gidip kendinize yeni bir iş bulun. Kovulursunuz. Sen hiç merak etme patron, ben o fareyi bulacağım. Fare yüzünden kovulacak lan Mahmut'la. Biraz daha acele etsem iyi olacak. Çok uzadı. Amma da güzel peynir varmış lo. Fare burada la, çabuk gelin şuraya. Olamaz, kaç la. Mahmut kaçıyor, yakalayın. Hazırsanız soygunumu tamamlıyorum. Kerizin hiç elması kalmayacak. Alalım şunları da. Elmasları çantaya dolduracağım. Kerizin bütün elmaslarını da aldım. Gidiyorum. Size süper bir soygun yapacağımı söylemiştim. Az kalsın yakalanacaktım. Çıkalım. Şuna bakın, kerizin hiçbir şeyden haberi yok. Ben nereden bulayım la fare? Girdim lağımdan bir tane fare yakaladım işte, onu tuttum derim, beni de kovmaz böylece. İşimden olacağım la fare yüzünden. Patron, yakaladım patron. Neler oluyor? Fareyi yakalamışsın la. Evet patron, yakaladım, gördün değil mi? Mahmut, amma da büyükmüş la bu fare. Öyle patron, bayağı büyüktü. 13 yerinden vurdum, hala bana mısın demiyor. Al bakalım, bu da ödülün. Patron, Allah razı olsun. Yakalarım. Bundan sonra sen en iyi elemanımsın Mahmut. Duydunuz mu? Ben o zaman bunu çöpün oraya atıp geliyorum. Adam gibi adam la. Bugün burada fare Mahmut'u son yolculuğuna uğurlamak için toplandık. Ne istediniz la Mahmut'tan? Fare Mahmut lağımda kendine mizevi bir hayat yaşıyordu. Ama onu rahat bırakmadı insanlar. Hain insanlar. Hiç unutmuyorum. Bir gün doğum günümde o lağımdaki dışıklardan bana doğum günü pastası yapmıştı. Bana ikram etmişti. Böyle de iyi birisiydi. O intikam almamız gerekiyor. Evet. Gidin ve o adamın her şeyini kemirin. Yok edin evini barkını. Gidelim. Fareler nereden çıktı? Neyse, beni ilgilen, ben soygunumu yaptım, benim... Mahmut, bu farelerin burada ne işi var la? Mahmut evi yok ediyorlar la. Fareler evi kemiriyor. Niye öyle sinirlendiler ki? Alın la Mahmut'un intikamını, alın la. Ne? Geri yediler. Evet, ben hırsız bugün köye taşınan zenginin evine kendimi küçülterek soygun yaptım. Eğer bugün yaptığım soygunları sevdiyseniz ve kendi o farelerden bir ordu kurarak büyük bir soygun yapmamı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Ve büyük bir hırsız çetesi kurup sonra dedemin zamanını ışınlanıp büyük bir soygun yapıp dedemi gururlandırmamı istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.
Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.